Adıyaman Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 6. Toplu Sözleşme kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklıyoruz. Genel başkanımızın kaç bin lira aldığını. Bizim genel baş... Açıklamayı Adıyaman Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına eş başkanı İbrahim Halil Aydın okudu. Kadın kamu emekçilerine yönelik ayrımcılığın önüne geçilmesi için kadın talepleri... Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı İbrahim Halil Aydın, 20 milyon kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme konusunda mutabakata varıldığını belirtti. Yoksulluk sınırı altındaki sefalet ücretini kabul etmiyoruz. 5,5 milyon kamu emekçisini, emeklini ve ailelerimizi de kattığımızda 20 milyonluk geniş bir kitlenin geleceğini doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri taraflar arasında varılan mütabakatla sona ermiştir. Hemen başta ifade edelim ki günlerce bizler ve tüm kamu emekçilerine adeta kaçırılan kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin ürünü mütabakatın adı ölüm gösterip sıkmaya razı etmek mütabakatıdır. Yıllardır birikmiş hiçbir temel sorunumuzu çözmeyen 1-2 puanlı maaş artışları ve sonraki yıllara ertelenen vaatlerle cilalanan bir teklif mütabakatla sonuçlanmıştır. Aydın konuşmasının devamında kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koyulduğunu dile getirirken kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Ve emeklileri tarafından tepkiyle karşılanan ilk teklifi yenilemek için 11 gün hiçbir adım atmamıştı. Yani ne Çalışma Bakanlığı yetkileri ne de masada yetkili sıfatıyla oturan konfederasyon olan memur sen ve memur sene bağlı olan sendikalar kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerin içeriği hakkında 10 gün 11 gün boyunca hiçbir cümle dahi etmemişlerdi. Kısacası 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi bir oldu bitti ile karşı karşıya bırakılmıştı. Bu durum bile tek başına 5,5 milyon kamu emekçisine ve emekliye verilen değeri ortaya koymaktadır değerli basın emekçileri. Pazartesi açıklanan mütabakat ise tam kamu emekçilerine, emeklilerine verilen değeri gösteren bir belge olmuştur. Varılan mütabakata göre hükümet 12 Ağustos'ta İlk teklifin 2022 yılı için sadece 1 puan, 2023 yılı için ise 2 puan. Yani toplamda 3 puan arttırdığı mütabakat büyük kazanım, bir başarı gibi sunulmaktadır. Oysa bir toplu sözleşmenin başarılı ya da iyi bir toplu sözleşme olarak gösterilmesi kriterleri açıktır değerli arkadaşlar. Bir toplu sözleşmede başarının temel kriteri ne talep ettiğimiz ne olduğumuz arasındaki makas ağzı ile ölçülür.